Merhaba, Kelimeler ve Şeylere hoş geldiniz. Ben Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul ve Erkan Şimşek ile birlikte. Bu hafta 12 Temmuz 2002 tarihine gidiyoruz. 12 Temmuz'da bir büyük şairi kaybettik. Kendi deyimiyle şiirimizde ikinci cepheyi açan, anlamsızlığın anlamına doğru giden, şiirde usulün dışında da bir anlamın olduğunu söyleyen, kendi gramerine, kendi sözcüklerine sahip bir büyük şairi konuşuyoruz, Ece Ayhan'ı. Epeydir de bekliyorduk Ece Ayhan konuşmak için. Ee, bilmiyorum şimdi herkes kendi heybesinde birçok şey taşıyor farkındayım ama biz standartımızı bozmayalım Ece Ayhan'ın kim olduğundan başlayarak o haritayı takip edelim yine aralara girelim ee, Ece Ayhan'ın hayatını yapı bozuma uğratarak kronolojisini tersine çevirerek mümkün mertebe Ece Ayhanca konuşmaya çalışalım derim ve Erkan'a döneriz burada da yine bir isim mevzusu var biliyorum <laughs> evet ama bu tabii çok e, isim. Ece Ayhan, aslında soyadı var, Çağlar e, soyadı. Tam adıyla Ece Ayhan Çağlar ama biz onu Ece Ayhan olarak e, tanıyoruz. Ece Ayhan, e, Eceabat isminden de e, geliyor diyebiliriz belki. Çanakkale'nin Eceabat böl bölgesi, Eceabat ilçesinden e, gelen bir aileden. Tabii doğum yeri Datça, babasının görev, vazifesi gereği. Muğla'da doğuyor. Yani bir Ege insanı. Zaten bütün o şiirindeki e, tavrı, kendi kişisel hayatındaki o, de, onu tabir edelim kostak delikanlı. Hani o, o tür vurgular itibariyle tam bir Ege e, adamı, Ege şairi. Ege şairi derken, tabii Ege şairi de bir coğrafi bir göndermedi. Yoksa bu hani e, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren yükselen o Ege merkezli böyle biraz daha antik Yunan soslu bir Tarih okuma anlayışı vardır ya. Onunla da çok dalga geçer. Hatta tam o tarih yazımına da karşı çıkan, tam olarak kendisini bu resmi tarih veyahut da biraz böyle batılı, beyaz tarih anlayışlarının karşısında konumlandırmış bir şair. Bundan uzun uzun önünde bahseder. Zaten Ece Ayhan deyince aslında bizim konuşmamız gereken iki konu. Biri şiiri, ikincisi evet tarihçi değil ama tarih yazımına teklifi, bakış açısı ...nasıl bir tarih arzusu... ...nasıl bir tarih yazımı... ...istediği meselesi... ...tarihe nasıl baktığı meselesi... ...önemli bir mesele... Ee, ...bizi... ...yani Ece bizim nazarımızda... ...diğer tüm edebiyatçılardan... ...farklı bir yerde konumlandıran konu bu... ...ona da e, geliriz... ...30... ...31, 32, 33... ...bu yıllarda doğan... E, ...şairler... ...çoğu... ...bu ikinci yeni şairlerin çoğu... ...bu kuşakta doğuyor... ...parasız yatılı oluyor... ...zaten bu... Bütün o ikinci yeni klişelerinde de Ece Ayhan aslında bunları biraz da böyle kavramsallaştırdı. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz, biz işte parasız yatılı büyüdük vesaire derken. O parasız yatılı e, hareketi ifadesi o kavramsallaştırma Ece Ayhan'a mı ait? Bir sivil şiir ifadesi en meşhur ikinci yeni <laughs> sivil şiir hareketi olarak e, kavramlaştırıyor. Aslında şöyle. Ülkeyeliler hareketi hatta... Mülksüz mülkiyeliler diyor değil mi? Evet. Sezai Karakoç ve Cemal evet, Süreyya'ya. Evet. O çok güzel bir tespittir ya. Cemal Süreyya ve Sezai Karakoç gibi Ece Ayhan ikinci yeni şiirinin temeline hem Karakoç'u hem Cemal Süreyya'yı yerleştirir. İkisi de mülkiyeyi bitirmişlerdir ama mülkte bir ilintilere hiç olmamıştır. Diyor. Evet. Diyor. Hakikaten de öyledir. Müthiş bir tanımlama. E, i̇kinci yeninin en artistlik tanımlamaları ve tariflerini Ece Ayhan'da görürüz. Şimdi e, şiirdeki ya kendine o kadar güvenir ki bazen kendisini de koymaz ikinci yeninin içine. O da enteresandır. Hmm. Ve özellikle bir şiirin bakır çağını okuyanlar hmm. e, onu göreceklerdir yani. Kim mutlaka anlamak için okumak lazım. Bence de yani en önemli metinlerden biri hmm. e, toplamı daha doğrusu. Orada şöyle çok güzel bir ikinci yeni tarifi var. Hem parasız yatılı meselesine hem diğer kavram kavramsallaştırmalara da bir şey olur. Direkt kendi dilinden kendi ağzından bakalım ne diyor. İkinci yeni ben sıkı şiir diyorum buna. O başka ya da sivil şiir. Yani sıkı evet, ya da evet. sivil şiiri tercih ediyor. 1950'lerden sonra Türkçede taşradan gelmiş ve çok genç, parasız yatılıların oluşturdukları hiç beklenmedik garip bir biçimde de özgün, çağdaş, çağcıl ve önemli bir şiir ve bir düşünce sıçramasıdır. Yani 13-15 bir akım. <laughs> Sonu yine Ece evet. diyor. Ee, evet yani parasız yatılı meselesini de bence güzel açık. Yerlerde tarçadan gelen ve Ece Ayhan gençler ve bir zihin sıçraması. Anlatan e, şiiri okumayacağım. İlk iki dizesini okuyacağım. Yort Savul şiiri. müthiş Atlasları getirin, tarih atlaslarını. En geniş zamanlı bir şiir yazacağız. Bu da özelde Ece Ayhan şiirini genelde de ikinci yeni anlatan bir ifade sayılabilir herhalde. Hı -hı. Bu şiirin girişi, şiirin devamı da müthiştir bu arada. Kesinlikle sayılabilir. Bir kere bu en geniş zamanlı şiir yazacağız ne demek. demek Ece Ayhan şiirindeki tarihselliği ve tarihi tabakaları anlamak için ya da onun bakışını fark etmek için çok harika bir giriş kapısı. Kendisi şiirinde bunu söylüyor zaten. Ece Ayhan'da tarih bir nostalji, bir köken arayışı, bir atıf, bir dekor kesinlikle değil. Ece en köken geniş zamanlı. De mı değil? Bence değil. Hmm. Köken arayışı değil. Ece Ayhan'da tarihsellik işte o en geniş zamanda o çemberin içerisinde, bugünü yaşarken mesela Cihangir'de otururken ya da Taksim'de gezerken sanki sağ tarafında e, az sonra Bizans'ta hipodromda bir oyun seyredecek olan e, biri yürüyordur. Aslında ya da sonsuz bir şimdiki zaman, sonsuz bir zaman. Evet, diye. sonsuz bir şimdiki zamandır. Ya da işte Resniyazi ve Geyi her an bir köşe başından çıkabilecek gibidir. O yani e, zaten gramerle bu kadar mücadele etmesi, yeni bir söz dizimi, yeni bir gramerde diretmesi, mevcut Türkçenin e, o harmonik, ahenkli e, gramere itaat eden şiir, eski şiirinin aksine gramerle bu kadar mücadele etmesinin nedeni de o geniş zamana ulaşma çabasıdır. Bunu hatta sadece şiirlerine değil, mesela başı bozuk güncelerde Başıbozuk güncelerde dikkat edin yüklemler hep şeydir. E, i̇ki çekim kullanır. Bir geniş zaman kullanır, bir geçmiş zaman kullanır. Bir geniş zaman evet. kullanır, bir şimdiki zaman kullanır. Yani yüklemin çekimi bile bu günceleridir yani, yani şiirleri değil. Hı -hı. Orada bile zihninin öyle çalıştığını fark edebiliriz. Hı -hı. E, i̇kisini beraber okuyunca daha net anlaşılıyor. Yani nasıl dağılmıştır tarihi düzünden okumaya ayaklanan çocuklar? Birinci soru. ikinci soru daha yavuz bir belge var mıdır ha? gerçeği ararken parçalanmayı göze almış yüzlerden. Üçüncü soru Boğaziçi bir İstanbul ırmağıdır. Nice akar evet. huruç, Al, Ales sultanlarda bayraksız davulsuz. Sorular da tarihle Tabii. dip dibe, Şimdi, birsek temasında. Ece Ayhan'da tarih net bir e, hesaplaşma alanı. Şimdi bu hani bir hani, beyaz kavramı vardır ya bu çok batılı bir kavramdır. Orada bile şair ilhamı devreye giren. Yani işte Amerika'da bir işte siyah vardır ve beyazlar vardır. Buradaki beyazı sarışın ifadesiyle yani ve karşısına da koyar. Karışın koyar. Kara, kara karadan, karışın sarıdan sarışı ve bu resmi tarihi yani iktidarların yazdığı tarih anlatılarını beyaz tarih yerine işte sarışın tarih deyip bir yere tutar ve kendi hani halkın o ortodoksinin dışında kalan sokaktaki insanların tarihi okuma şeklini de onların tarihteki pozisyonunu da Karaşınların tarihi olarak konumlandırır ve bu onun e, yani kendi hayatı bambaşka bir hayatken onu soyutlayarak söylüyorum. Yani şiirindeki etik, şiirindeki ahlakçılık da e, bu tarih okumasıyla da çok iç içedir. Yani şiirinin e, e, şiirindeki o güçlü ahlaki yapı yani ötekilerden yana tırnak içinde aslında ötekiler dedi de kendi durduğu yerden bakınca öyledir de biz kendi açımızdan bakınca bizimkiler diyebiliriz. Tırnak içinde ötekilerin dediği büyük kara kalabalıkların, karaşın... Kara budun. Evet kara Kara gözlüler. Kara gözlerin, kara budunlar. Onu şey yapalım kara, da. Kara gözlerle hacıvatlar arasındaki denklemden de bahseder tabii yani. de, Bu yüzden dedim hani tarihi biraz daha hesaplaşma gibi görür. Çok hmm. diyalektiktir onun için. Bütün şiiri de bu tarih okumasının çıktılarıdır aslında ve şey şeyde tabii bu ironiler iç içe geçiyor. Ya yani bir bakıyorsunuz bir yandan bir bürokratın oğlu mülkü okuyor, kaymakamlık yapıyor, devletin tam içinde yer alıyor ama bu 66'da sanırım kaymakamlıktan ayrılıp İstanbul'a yani sivil hayata Katılıyor diyelim böyle eski tabirle hani böyle askeri tabirle. Bu sivil devletin kendisinden ne, ne diyordu? Ben devletin karşısında değil devletin dışındayım diyordu. Yani devlet kavramı dediğimiz. Sivilliği tanımda böyle sivilli, tanımlıyordu. Yani, bu tanım, tanım önemli. Diyordu. Devletin karşısında olmak da devletin içinde olan bir kavram olduğunu söylüyor. Yani o tamamen, sivil tanımı çok hı. bağlantısız bir tanım yani. Kendini devletin tüm sembollerinden tüm anlamlarından soyutlayarak dışarıda e, bir yerde yani devletsiz bir Ortam oluşturma arzusuyla hani bütün eserlerini ortaya koyuyor zihninde böyle bir şey var böyle bir döngü var ee, İstanbul'a geliş ya bu arada tabii ilk şeyin 50'lerde yayınlıyor Türk dili dergisinde ilk e, 1954'te sonra Kınar Hanımın Denizleri 59 bakışsız bir kedi kara e, 65 hani üretiminin başladığı yıllar yine bu dönemler Hı. yani 50'ler 50'lerin sonu ve 60'lardan ölümüne değin devam ediyor. Yani e, 66'da itibaren de İstanbul'da e, avare bir hayat yaşıyor aslında böyle bir değil mi? Hani kaymakamlıktan sonra böyle sabit bir işten ziyade işte dergilerde, ansiklopedilerde, bir takım editoryal işler, bir takım yayıncılık işleri, ufak tefek telif Gelirleri yani e, zor bir hayat yaşıyor aslında bu da onun tercihi yani başka bir türlü bir hayat yaşayabilecekken yıllar önce Öküz dergisinde bir yazısını okumuştum Ece Ayhan'ın oturduğum evler ya o yazmıştı ya da ondan dinleyerek başkası yazmıştı orası zihnimde net değil oturduğum evler diye bir yazı yazıda tek tek şunu anlatıyor upuzun bir yazı işte Ankara'da şu semtte şu evde şu semtte bu evde, İstanbul'da şurada, Beşiktaş'ta, Mecidiköy'de, Kadıköy'de, hotel gibi. Yani ülk, şehirler. Güncelerinde Ecihan, de var o. E, o bir yere alınmıştı. Ben dergide okumuştum Ama yazıyı. Ama Üsküdar'lıdır. Yani. Üsküdar'lı, olarak. Üsküdar'dır. Yani İstanbul'u bir hotel gibi kullanmış. O ev, evleriyle ilgili sıralama evet. şeyde de vardır Erkan. Başı bozuk güncelerin hmm. girişinde. boğaz Boğaziçi'nde oturduğu semtleri sırayla yazıyor. Anadolu Hisarı, Dolaybağı, Üsküdar, Sultantepe, Beylerbeyi Koru. Çengelköy, Vahdettin Köşkü'nün altı, Mehmetçik İlkokulunun e, bitişiği diyor mesela. Hı hı. Acaba duruyor mu? bakmak lazım. Evet. <laughs> çubuklu, Çubuklu zaten çocuklu da galiba Çubuklu da geçiyor. Fatih Bunları uzun uzun de. yazıyor mesela. Çubuklu derken Çubuklu ve İdris Küçük Ömer diyor. Ben de Ece Ayhan ve İdris Küçük Ömer ve benim zihnimde şeydir yani. Çünkü komşudur hı hı. yani. İlkli İdris Küçük Ömer. Evet. E, yani şöyle bir şiirin bakır çağındaki yazılarda, başıbozuk güncelerde sürekli andığı 3-4 isim var. Aynen. Ee, İdris Küçük Ömer. Ayhan'ın kendi için kurduğu hat diyebiliriz buna bir aşırı yorumla. Ee, İdris Küçük Ömer birkaç kez sürekli anılır. Uç Beyder der. İdris evet Küçük Uç Ömer evet. Karakoç şu ana ikinci yerinin kurucu Hı -hı. ismi olarak sünni bir Rembo der. Evet. <laughs> Karakoç Bu da çok ilginç <laughs> bir ifadedir. Yani Müslüman bir Rembo değil. Evet. Değil mi Furkan konuşmuştuk. Tabii tabii. Mistik bir rembo da değil. Mistik değil, Müslüman değil. Orada o sünni vurgusu zaten ortodoks kavramı, sünni kavramı. Yani Türkiye'nin tarihindeki teolojik kırılmalar, Hı. teolojik geçişler, bunun sosyolojiye, tarihe etkisi, oradan süzülen şeyin şiire, düşünceye ile alakalı her zaman yaptığı gibi bir ip atar. Yani senin Hı. o ipi takip etmen gerekir ne evet. demek istiyor. O ilginç bir tanımlamadır yani. E, Cemal Süreyya'yı sıkça anar. Az önce de bir konuşmuştuk. İkinci yerinin kurucu isimlerinden olarak. E, Orhan Veli'yi e, çok sık anar. Bir şiirin bakır çağında. Trajedi canında. ve dramı reddeden Cemal Süreyya. Ve e, ha, evet Orhan Veli için de Cumhuriyet şiirini yolunu değiştiren. ilk kez bu kadar, doğru hatırlıyorumdur inşallah. Bu kadar köklü biçimde yolunu değiştiren Orhan Veli'dir. Sonra da ikinci yenidir. Sivil şiirdir. Hı hı. Der zaten. Orhan Veli'yi sıkça anar, Nilgün Marmara'yı anar. En çok andığı isimler bunlardır. İlgiz e, Küçük Ömer'den. Şimdi şiirde ikinci cephe açmaktan bahseden bir şair için zaten o, o cephedeki e, şeyler vardır. bir Yoldaşları vardır, Bazı zihinsel, referanslı yoldaşları vardır. Bu isimler onlardır Az önce Karagöz yani. Hacivat meselesi bir geçti. Onunla ilgili söylediği şey bütün bu meseleyi de kuşatan bir şey e, diyor ki ben hiçbir zaman kara gözleri savunmadım. Kara gözlerken, parantez içinde diyor ki kabaca düz halkı kastediyorum. E, savunmadım, savunmuyorum ama bugünkü hacivatlar da yani okumuşlar da genel çizgileriyle okumuşları kastediyorum diyor yine parantez içinde. Bugünkü hacivatlar da biraz fazla ileri gitmiyor mu dersiniz? Bunun üzerine bir düşünelim bakalım derim diyor. Tam meseleye bakışı biraz bu aslında. Bunun üzerine Karışın, bir düşünelim bakalım teklifin de çok yapar. Yani azan şiirinde sezdirdiği bir şeydir. Aşk örgütlenmektir bir, bir düşünelim. Evet arkadaşlar. bir düşünelim teklifi vardır evet. Ece Ayhan'da. Acaba öyle mi? Yani bir, bir daha bakalım. Hı -hı. Böyle mi yaşanmış? Hikayenin aslında nasıldı? Onu hissettirir bir his olarak vardır. Tabii. Yani. Mesela İdris Küçükömer'e olan sempatisi de ona yaptığı referanslar da e, tesadüf değil. Dediğiniz gibi yani Cumhuriyet dönemi içerisinde, Cumhuriyet tarihi içerisinde bir hat kurmaya çalışıyor. Evet doğru ve bu hat için seçtiği isimler hep evet. e, nasıl diyelim hani Cumhuriyet Türkiye'sinin e, ortodoks olanının diyelim. Hani politik olarak ortodoks olanın hep dışındaki alternatif isimlere gitmiştir. Yani Sezai Karakoç da burada bir e, dairenin dışındaki bir isimdir. İdris Küçükömer de dairenin dışındaki bir evet. isimdir. İdris Küçükömer'in Ömer'in e, Türkiye'de sol içerisinde ki konumu e, birçok solcu dönemi kendisi gibi eş düzeyde görebileceğimiz işte entelektüel, akademik, politik solcu figürünün de çok dışındadır. İdris Küçük Ömer'de aslında bir de şöyle mi düşünsek tam Ece Ayhan'a Ece Ayhan için evet. söylediği yapan başka bir alanda yapan bir düşünür. Hı. Bir de şöyle mi düşünsek acaba? O da o da kendi alanında bir gramer bozumu yapıyor aslında. Evet, tabii. Yani Edîs Küçük Ömer'in de ezberlerle münasebeti aşağı yukarı böyledir. Bir ruh akra akrabalıkları vardır yani. O sağ sol kavramlarına bakış tabii. açısı onu İkisi de çok eleştirilen isimlerdir. Mesela biz bugünden bakınca bütün kanonlaşan edebi hareketlerde bugünden bakınca bazı şeyleri ıskalayabiliyoruz. İkinci yeni e, Pazar Postası'ndan başlayarak hı hı. neredeyse bence 90'lara ve 90'ların sonuna kadar yoğun ve sert eleştirilmiş bir şiir hareketidir. Yani, e, hep savun değildi. Evet değildi ve Ecaihan da kendi şiirini hep savunmak zorunda kalan, hep açıklamak zorunda kalan, kavramsallaştırmak zorunda kalan, kavramlarını da başka bir heybeden seçmek zorunda kalan bir şairdi. Mesela ben başından beri atonalim diyor yani. Atonal kavramını e, getirmesi şiirde ve bunda ısrar etmesi ve e, artık ne kadar çok üzerine geliniyorsa haklılığımda da inatçıyımdır der. Yani Hı. inatçı bir haklılığın peşinden gidip o atonelliği, e, atonal olmayı e, yani farklı bir söz dizimi, farklı bir gramel, e, de ısrar etmeyi, bunda bir devrim yapmayı, söz diziminde özellikle devrim yapmayı e, benimser. Yani atonallik müzikle alakalı bir kavramdır. Hani Schönberg'in müzikte yaptığı bozumu dilde, şiirde, şiir dilinde yap, yapar ve bununla kendisini tanımlar. Kendi tanımladığı yerden de ikinci en iyi tanımlar aslında. Hayatı boyunca da bununla uğraşmıştır. Yani hep kanon değildi tabii. Yani. evet bu neredeyse bu bir edadır artık evet. Ece Ayhan için. Yani sadece şiir değil şiir eleştirisi yazılarında da Hı başka şairlerle ilgili yazarken de çok ezber bozan ve sarsıcı yorumlar getirir. Ee, çok kesinlikle yani kesinlikle. E, şey yani isim vermeden söylemek gerekirse bizim böyle baba diyebileceğimiz kurucu baba diyebileceğimiz birçok şaire de doğrudan hani polemiğin ötesinde de saldırılarda bulunabilmiştir. Yani baylancı gibi... baylancı statikocular. <laughs> Arabeskçiler mesela çok da güzel şey yapar. baylancı statikocular dediği Türk şiirinde, Türk edebiyatında hani Hı. öyle e, önemli isimlerdir. Tabii tabii birçok şairi doğrudan e, saldırmıştır ya bu sataşmanın ötesinde evet. e, saldırıları söz konusudur. Bu biraz da e, dediğim gibi o sivillikten gelen, mülksüzlükten gelen, kaybedecek e, bir mülkü olmayan bir şairin cesaretiyle de biraz bunları yapar. Tercihtir tabii. Tabii de bu yani. tercihtir. Bu biraz Mülkü olmadığı Hı -hı. için değil. Mülk olmama bir tercihtir. Bunu reddettiği Hı -hı. için bu rahatlıkla yazmıştır ve 90'ların sonuna kadar da üretimi devam ediyor. Hayatının son dönemini işte İzmir'de bir huzurevinde kalarak ve hayat bir devlet hastanesinde de tedavisi sürerken hayata veda etmiştir. O şeydir. yani İzmir'de ben o süreci çok net hatırlıyorum. Yani aşağı 2002 idi. Yani neredeyse 20 yıla yaklaşıyor ama dün gibi aklımda o İzmir edebiyat Çevreleri'nin hep gündeminde olmuştu Eceayhan'ın İzmir'deki varlığı ve e, vefatından sonra mı tekrar memleketine yani Çanakkale'ye e, defnedildi. E, Çanakkale'de defnedilmiş iki şair var benim için büyük. Bir Eceayhan deride de Namık Kemal. Namık. Bambaşka iki büyük şairimiz aynı şehrin topraklarında. Şeyde eee üzerine yapılan çalışmalara da birkaç atıf yaparak hı hı. şey yapalım. Sonlandıralım mevzuyu. A bitmeyecek yine ama hı hı. devam etmemiz gerekiyor. Ferda Keskin'in bir makalesi var. Ben şiddetle tavsiye ederim. Ferda Hoca Kötülük Toplumu ve Biçimin Muhalefeti diye müthiş bir metin yazmıştı Ecehan şiirini inceleyen. Orada e, aslında... Mı yayınlandı yoksa yayınlandı yeri biliyor Yayınlandı yeri hatırlamıyorum ama o e, yanlış hatırlamıyorsam Raymond Gess'in e, bir makalesinden Adorno üzerine, Adorno'nun kritik ve estetik anlayışı üzerine bir makalesinden hareketle Ece Ayhan'ı tahlil ediyor. Ve tahlil ederken e, o Raymond Gess'in de yola çıktığı Hegel'in dünyayı olumlaması Ece Ayhan'da ve Adorno'da kötücül bir toplum. Hani kötücül toplumda modern şiirin sosyolojik ve politik işlevi nedir? R kadar getirip orada Ece Ayhan şiirinin işte aslında dönemindeki eleştirilerin bir kısmı hep başlıkta olduğu için antipolitik değil gayet politik işlevi olan gayet siyasal bir yerde duran ve aslında bir sloganik ya da siyasal bir ütopya değil tıpkı bir fotoğrafın arabı gibi Hı -hı. öyle bitirir o makaleyi. Bir fotoğrafın arabı gibi negatifi. Hani fotoğrafın arabı zaten öyle de bir şiiri vardı. Tabii, aynen. bir ee, fotoğrafın e, arabı. Bir fotoğrafın arabı. Yani bir fotoğraf, fotoğrafların negatifleri vardır ya. Ondaki o Hı -hı. E, kötücül dünyadaki, kötülük toplumundaki e, şairin politik işlevinin e, belirsiz bir ütopyası. Bir i̇şte böyle bir vardı Ece yani. Haklılığın inadı ya da kötülük toplumu. Diye. Evet, evet. Şöyle başlar. Böylesine yamuk ve eğri büğrü köşegenli bir toplulukta, 20. yüzyılın sonlarında bile çözülmemiş bu aşirette marjinallik denilince benim aklıma hemen alev alev yanan bir çember gelir. Müthiş. Ateşten. Müthiş. İlk cümlesi böyledir. Müthiş. İlk iki cümlesi tam da işte ecahını da anlatan tamam. bir cümle. Ben yani bir de şeyi hemen bitmeden başı bozuk günceleri de ayrıca önerelim. Hani 77, 74-77 arası Günlüğünün İsviçre'deki kısmı hastane kısmı hastanede başlıyoruz. geçer. Ee, o açıdan, tarihsel açıdan da bir önemi vardır oradaki düşüncelerini anlamak açısından. Ama özellikle 82'den sonraki günlüğün ikinci kısmı e, Ece Ayhan adeta kendi şiirini e, nasıl diyelim şiirinin nasıl ortaya çıktığını da açık etmiş. Nasıl şiir yazdığını da anlatmış neredeyse belli belirsiz. Yani mesela kelimeler not alıyor. Ee, kelimelerin peşine düşüyor. Ee, bir, bir şeylerden mesela e, herhangi biriyle arasındaki bir şeyden bahsederken günlüğü fil dişi sandık diye bitiriyor. Yani sanki bunu ben bu fil dişi kelimesini unutmayayım aklımda bulunsun kullanayım der gibi. Ee, ben okurken e, bu ikinci bölümde özellikle Ceyhan şiirinin e, de parçalarını açılmış halini gördüm adeta. E, bunu da özellikle önerelim o yüzden. Ee, şiir kitabından da madem bahsederek evet. bitirelim. Bu e, dediğim gibi 59'dan itibaren yayınlanmış farklı şiir kitaplarının tamamı e, bütün yort savullar olarak e, toplandı toplu şiirleri. Bu 90'lı yıllardan itibaren yapı kredi tarafından basılıyor. Bir 99'da galiba genişletilmiş bir baskı oldu. Bu 54-97 arası şiirleri bu şeyin e, nasıl diyelim hem bir ikinci yeni kılavuzu gibi hem Türk şiirinde ayrı bir kanalın e, takibi takip açısından elverişli bir kitap. Bir de ecahini anlamak adına e, bütün bu düz yazılı. Bu arada gerçekten e, denemeleri çok eğlencelidir aynı zamanda. Yani Türkçe'ye yeni imkanlar katması Hı -hı. açısından da takip edilesi evet. kitaplar. Ama bu bütün yort savular şeydir. Benim şiir rafımda diğer kitaplara nazaran daha fazla okuduğum kitaplardan şeye de teşekkür etmek lazım Ece Ayhan'a ve diğer ikinci yeni şairlerine. Türk edebiyatında eee daha görünür bir yere, e, daha okurun ulaşabileceği bir yere getiren de Enis Batur'dur. Onun yapı yönettiği dönem de önemlidir. Yani e, bu da kıymetli bir şeydir. Yani bu toplam e, şairin biraz sonra ben bir kitaptan daha bahsedeceğim. O zaman ne demek istediğim de daha anlaşılır. Yani ikinci yeni şairlerinin Ece Ayhan gibi isimlerin Edebi verimlerinin diğer bütün çıktılarını tek bir yerde toplayabilmek de çok kıymetlidir. Ona da borçluyuz yani ki Enis Batur ve Ceyhan mektuplaşmaları da önemli mektuplardır. Hangi yayın evinden çıktı hatırlayamadım şimdi izleyicilerimiz affetsin. O mektuplara da bakmak lazım diyeyim. Peki bu hafta neler okuduk, neler, neler ilgimizi çekti? Oraya geçelim. Ceyhanda devam etmek isterdim ama. evet yani bize bir süre veriyorlar. <laughs> ben devam edebilirim. Ee, bu hafta bende bir polisiye var. Ee, henüz hemen böyle sıcaksız okuyup bitirdim çok çabuk bir şekilde. Ee, Tuna mezun cinayetleri Doğan Kitap'tan çıktı. Kısa sürede de ikinci baskıyı yapmış. Ee, Tuna 90'larda işte biz onu Kumdan Kaleler grubuyla tanıyorduk. Müzikle hayatımıza girmişti. Sonra şiir kitapları yayınladı. Daha sonra roman da... Roman yazdı ve biz onun roman aslında tüm Türkiye'nin kamuoyunda hani romanlarla tanındı e, müzik geçmişinin de önüne geçti romanlar belki de bu yüzden bir süre sonra edebiyatı bıraktım demişti müzikle devam ediyordu ama dayanamayıp e, romana geri dönmüş ve polisiyeyle dönmüş bu da bir risk aslında İlk yazdığı polisiye roman e, bir e, başkomiser Perihan Uygur polisiyesi yani bir kadın e, cinayet büro komiserinin ee, bir başkomiserin hikayesi. Aslında bu şu başlıktan şunu anlıyoruz. Devamı Devam gelecek. Devamı gelecek. Değil değil gelecek. Evet. Yani Perihan Uygur'un diğer e, hikayeleriyle macera maceralarıyla da biz tanışacağız. Öyle görünüyor. Mezun cinayetleri e, çok klasik bir noktadan başlıyor. Yani bir İstanbul'daki hani köklü liseler vardır ya. Kendisi de bir Galatasaray mezunu. İşte Galatasaray gibi İstanbul'da erkek lisesi gibi. İsmi olmayan bir e, parasız yatılı çocukların okuduğu köklü bir lisenin mezunları bir bir ölmeye başlıyor. Bunun üzerine tabi dosya açılıyor ve biz de okur olarak o komiser ve ekibiyle beraber bu cinayetlerin peşine düşüyoruz. Ee, arka planda da şöyle e, şeyler oluyor. Yani bu cinayetlerin de motivasyonu olarak işte bu bir tür bir tür, bir takım nasıl deriz buna? bir ergen zorbalığı dediğimiz, akran zorbalığı dediğimiz bu liselerde örgütlenmiş, hani yatılı okullarda örgütlenmiş diğer arkadaşlarına zorbalık yapan e, tiplerle başlıyor hikaye. Bu tipler... Örgütlü mü bir de onlar? Tabii tabii kendi örgütlüler ve bunların hmm. örgütlenmesi de 12 Eylül sonrasında bir tür proje gibi, bir tür deney gibi aslında. Biraz böyle kızıl nehirlere de benziyor o anlamda. E, bir proje olarak öğrencilerin bir deney kapsamında örgütlenmesi meselesi var. Bir bir tür böyle masonik diyebileceğimiz... Şey doğru anladım mı? Akran zorbalığına uğrayanlar mı örgütlü, akran zorbalığı yapanlar mı? Örgütlenip akran zorbalığı yani sınıftaki, okuldaki diğer öğrencilere zorbalık yapan insanların büyüdüklerinde öldürülmeleri meselesi Hı, tek tek. Tamam şimdi anladım. Ve... E... Cinayetler işlendikçe, cinayetler arasındaki bağlantı kuruldukça da işte katili biz aramaya çalışıyoruz. Katilin tabii nereden? Yine o ö, liseden çıkacaktır doğal olarak. O zo, bunun e, Okur bunun peşine düşüyor okurken. Yani daha fazla e, ipucu vermeyeyim tabii bir polisi olduğu için. Sürükleyici bir roman. Karakterler güzel. Bir ilk polisiye denemesi için ama zaten hani Tuna Kerim için roman geleneğin içine zaten hani çokça roman yazmış bir yazar olarak hani Polisiye türünde de o zorluğu yaşamamış. O açıdan e, yani ben, benim polisiye de aradığım o biraz böyle gizemli örgütlü yapılar, yabancı polisiyelerde de sevdiğim konudur. Biraz da o sürükleyicilik, biraz da böyle polisin kendi içindeki e, kurumsal çatışmalar. Mesela hep bu Türk polisiyelerinde bizim hani görmek istediğimiz veya alışkın olduğumuz konular. Bütün bunları görebildiğimiz. E, İyi bir polisiyeydi. Dedim ki çok da çabuk bitti. Sürprizli bir şey de var tabii. Onu da söylemekte abes yok. Şöyle söyleyeyim. Bütün polisiyelerde biz şununla karşılaşırız ya. Yazar bize bir karam, karakter gösterir. Biz onun katil olduğunu düşünürüz. Ama hep başka bir yerlerden ararız ya. O tarzda bir numarada tabii ki bütün polisiyelerde olduğu gibi var. Ben ona rağmen tuzağa düştüm bu arada. Yani yanlış yerde aradım e, katili. <laughs> Az kaldı. Birazdan filmi söyleyeceksin. Gibi <gülüyor> tamam. <gülüyor> Daha fazla uzatmıyorum. Yoksa dediğim gibi söyleyeceğim, kaçıracağım. Dediğim gibi e, iyi bir polisi okudum e, bu hafta Tuna Kerimçi'den. E, Benden otuz kitaptan bir kitap var. E, C.D. Ross isimli bir İngiliz öykü yazarı. Sanırım da Türkçedeki ilk kitabı bu. Herkes başka biriyken kim kimdir? ...romanın ismi. Öykü yazarlığını vurguladım çünkü... ...şurası önemli... ...öykü yazarlığıyla bilinen, öyküleri... ...sevilen bir yazar Sidiros... ...fakat öykülerinden daha çok... ...sevilen bir çalışması olmuş. Romana daha gelmedim, romanın öncesini anlatıyorum. E, olamayanlar... ...edebiyat tarihinden... ...büyük başarısızlık öyküleri... ...diye bir yazılar bütünü... ...incelemeler yazmış. 50'den fazla yazarın... ...unutulan bir şekilde edebiyat gündeminden düşen okurun hafızasından silinen yazarlar gerçek yazarları anlattığı bir kitap yazmış olamayanlar diye kitap çok beğenilmiş ve çok okunmuş bundan yıllar sonra Ross bu fikri bu fikirden kurtulamamış belli ki olumlu anlamda söylüyorum bu fikir onun zihnini kurcalamaya devam etmiş bu defa şöyle başlıyor zaten roman. C.D. Ross isimli yazar'a bu kitabı yazan C.D. Ross isimli yazar'a isimsiz bir ülkeden, isimsiz bir üniversiteden bir davet geliyor. Kayıp yazarlarla, bu unutulmuş yazarlarla ilgili bize konferans verir misiniz diye. Yani aslında yazarın da bir kahraman olarak metne dahil olduğu bir romandan bahsediyoruz ve yazar bu teklifi kabul edip 10 ders vermeyi kabul ediyor. 10 unutulmuş yazarla ilgili ders vermeyi kabul ediyor. Ee, burada romana anlatmaya devam ediyoruz. Romandaki bu 10 konferans e, muhayyel yazarlar. E, az önce anlattığım kitaptaki gibi e, var olan gerçek yazarlar değil. E, Rose romanında e, muhayyel bir ülkede, muhayyel bir üniversitede muhayyel 10 e, yazarın, anlatıyor Muhayyel 10 yazar hakkında konferans veriyor ee, Elbette e, Romanın kendi içinde e, bir kayıp yazar var o yazarı Ayrıca bir kayıp yazar var o kayıp yazarı arıyor ve Dolayısıyla kaybolmak arayış ve ölüm e, Romanın en temel dinamikleri bu romanın e, en temel im merkez imgeleri diyebiliriz şöyle bir şey söylüyor bir röportajında e, Ro Büyük kitap Borges'in şu sözünü alıntılıyor. Büyük kitaplar yazmak için uğraşmayın. Daha önce yazılmış gibi davranın ve onlar hakkında yazın demiş Borges. <laughs> bu fikrin onu hep çok etkilediğini çok iyi. <laughs> söylüyor ve bu kitap biraz da bu fikirden ortaya çıkıyor. ve yine şöyle bir şey söylüyor aynı röportajda. Okuduğu kitaplardan yola çıkarak kendini oluşturmuş insanlardık diyor. Edebiyat tutkunları için biraz da bütün okurları da kast ederek. Belki okuduklarımızdan hareketle birbirimizi de uydurmuştuk. Gerçeklikle başa çıkmanın başka yolu var mı? Var olmanın başka yolu var mı? diyor. Romanın e, bence en iyi anlatan, romanı özetleyen e, cümlesi de Rose'un bu cümle. E, bir edebiyat tutkunu okurun ve yazarın e, metinlerle akrabalık kurduğu sürekli, yazarlarla akrabalık kurduğu ve bu tutkuyu anlattığı çok beğendim ben. Çok iyi bir roman. ya çevirmenini de analım. Çevirmeni de Emre Ağanoğlu. kitap notos kitaptan çıktı dediğim gibi. Merak ettim vermeyeceksin ama anladım. Tabii ki vermeyeceğim. <laughs> Erkan istese veririm ama evet, sana veririm. Öyle, öyle bir ilişki gelişti nedense aramızda. <laughs> Biraz önce Ecaihan konuşurken benim anlatmaya çalıştığım o yan verimlerden biri. Ee, o kadar öyle bir hazine ki sürekli bir şeyler çıkabiliyor. Ee, sürpriz. Edip Cansever'in Alev Ebu Ziya'ya yazdığı mektuplar ortaya çıktı. Ee, ün, dünyaca ünlü bir seramik sanatçısı. Tabii tabii Alev Ebu evet. Ebu Ziya. Bir süre Şimdi, önce daha e, e, İstanbul Modern'de galiba sergisi, sergisi vardı. vardı. Evet. Evet. Çok da güzel denk geldi. Yani e, akabinde oldu. E, tabi bu tip çabalar e, bir inatçı bir zihin ister. Yani o bunları ortaya çıkartacak e, çalışkan ve inatçı bir zihin ister. Habil Sağlam e, Paris'te ve Ebu Ziya'ya ulaşarak bu mektupları edebiyat dünyasında yani hiç kimsenin haberdar olmadığı, varlığından e, Edip Cansever'i de sevenler dahil kimsenin e, haberdar olmadığı bu mektupları ortaya çıkarttı bunları notlandırdı ve çok çok titiz bir çalışmayla Yapı Kredi'den yayınladı. 1962 ile 76 yıl arasında, yıllar arasında Edip Cansever ile Alev Ebu yazışmaları, mektuplaşmaları Alevcisiyle öyle söylüyor, Alevci diyor. Hı. uzaklardaki Danimarka'da yaşıyor da uzaklardaki sevgilisine yazdığı mektuplar. Aşk mektupları bunlar. Bir kısmı dostluk, aşk bir yani de. bir yanıyla ama en önemlisi de şu. Bize Edip Cansever'in Şiirlerini yaptığı ana götürme yol, o yolculuğa çıkartma fırsatı veriyor. Yani çağrılmayan Yakup'un nasıl yavaş yavaş oluştuğunu Kortu. görüyorsunuz. Çok inanılmaz heyecan verici bir şey. Yani e, bunu şiirlerden hareketle hayal edebilirsiniz ama böyle bir pencereden bakmak, onu o kapalı çarşıdaki dükkanında, o çatı katında e, o şiirleri yazarken hayal etmek mümkün. E, o fırsatı veriyor, o deneyimi veriyor. Mektuplar da orada yazılmış zaten. Yani e, şeyin ön sözünde de <laughs> e, Habil'in çok güzel bir alın şeyi var, alıntısı var. O anı resmeden Edip Cansever şiirinden hareketle tepesindeki pencereden karanlığa benzer bir şeyler düşerken yazdığı mektuplar. E, burada hem o anekdotlar var. Edebi ilgilerini, dostluklarını, e, tutkusunu, aşkını, dünyaya bakışını Edip Cansever'in anlatan büyük ve önemli bir kaynak. Çok kısa hani bir mek bir mektup girişi okuyayım ki nasıl olduğunu da hem izleyicilerimiz de anlasınlar. 28 Nisan 1965 tarihli mektup. Alevci merhaba. Saçlarından bir tutam yollarsan güzel bir mercan atlısı yapacağım onlardan. Zoka'da senden 30 kulaç uzaklıkta bir edip bulabilirsin. Ama Mesina dolaşırsa bunu o zaman düşünmeli. Evet o dolaşıyor tabii o Mesina dolaşıyor yani. Evet. Ve o zaman düşünüyor e, Edip Cansever. O düşünürken biz de düşünüyoruz. E, ben çok seviyorum bu sonradan o, ortaya çıkan sürprizleri çok seviyorum. O açıdan hani Habil Sağlam'ı da tebrik etmek lazım. İki satır iki satırdır. Bu da yine mektuplardan bir alıntı çok da güzel seçilmiş. İki, kitabın adını da söylemedim bu arada. İki satır iki satırdır. Ee, şöyle söylüyor e, Edip Cansever, iki satır iki satırdır, alev reis. Biz ki çoğu zaman iki satır için yaşıyoruz. Kimi zaman da kelime kelime, harf harf bakarız bu iki satıra. İki satır için yaşıyor bazen insan gerçekten. E, i̇ki satır için yaşayan bir şairin mektupları. Kitapta mektuplaşmalar mı var karşılıklı? Hayır, e, Edip Cansever'den giden mektuplar. Sonra araları bozuluyor, hı. E, Edip Cansever, mektupları. Hı hı. E, Edip Cansever mektupları yırtıp atıyor hı hı. maalesef. Öyle mi bu kesin mi? Evet evet yani öyle Habil'in mi? ön sözünden Hı -hı. anladığım Hı -hı. bu. Tabii o yani o da Alev Ebu Ziya'dan naklediyor yani Hı -hı. onunla konuştuğunu söylüyor. Alev Ebuziya da üzerinde hani Edip Cansever'in olan bir şeyi yok etmeyi doğru bulmuyor. Yani Edip Cansever'in yazdığı, kağıda döktüğü bir bir metnin kaybolması büyük tahsizlik olurdu. İyi ki de öyle düşünmüş ve bugün biz bunları okuyabiliyoruz. Kim bilir önümüzdeki süreçlerde başka şairlerden neler çıkacak? Neler çıkacak bu ihtimaller evet. her zaman var. Diyelim. Evet, Erkan. Tekrarsına sende. Evet, benim kitabım köşesinde. Kesinlikle senin kitabı belli evet. ya. Yine şar dağına <laughs> gidiyoruz. <evet>. <laughs> ee, benim kitabımda bu hafta bahsetmek istediğim kitap benim e, geçen yıl okuduğum bir kitaptı. Şardığı Ayaktaşları Keramettin Şar e, yazarı. Ee, anı roman diye geçiyor doğru ee, bir yanıyla roman bir yanıyla biyografik e, bir otobiyografik bir eser yani roman şeklinde yazılmış ama içerideki anlatılan bütün isimler olaylar yerler tarihler coğrafi mekanlar şehirler hep gerçek. Çünkü e, Keramet Teşar 1960 yılında... E, Yugoslavya'da, o günkü Yugoslavya'da bugünkü Makedonya'da Hatta bugünkü Kuzey Makedonya'da Makedonya'nın ismi biliyorsunuz sürekli değişiyor evet. yetişemiyoruz bugünkü Kuzey Makedonya'da gostivar şehrinde dünyaya gelen bir Türk bugün Türkiye'de yaşayan bir doktor ve anlattığı deneyim Aslında şöyle Yugoslavya Türklerinin deneyimlerini Yugoslavya Türklerinin yaşamını özetleyen bir kitap kitabın tarihsel önemi burada yatıyor yani bu kitabı önemli yapan e, Yugoslavya'da doğmuş 1900 Yugoslavya'nın yükselişine parlak yıllarına ve çöküşüne şahit olmuş bir doktorun hatıraları bir Türk doktorun hatıraları şundan önemli e, Yugoslavya'da farklı etnik gruplar farklı dönemlerde farklı tecrübeler yaşadılar yani 1960'ların Yugoslavyasında bir boşnakla bir Türk'ün yaşadığı aynı aynı değildi bir Sırp'la bir Hırvat'ın da yaşadıkları aynı değildi. Hani hareketli bir toplum, farklı aynı rejim ama farklı siyasal yükseltiler, alçalmalar yaşanıyor. Etnik gruplar farklı şekilde etkileniyor bu durumlarda. Yani bu yüzden tek bir Yugoslavya portresi çizmemiz mümkün değil. Yani 1970'lerde müreffeh bir devletten bahsediyoruz. Yani vatandaşları vizesiz birçok ülkeye gidebiliyorlar. Turizm var, endüstri var, ekonomi çok iyi. Ama bir yandan da Farklı kaynama dereceleri var farklı yerlerde. Kosova'da başka bir hikaye, Bosna'da başka bir hikaye. Makedonya'da başka bir hikaye yaşanıyor. Bu küçük federasyonlardan bahsediyoruz. Ee, Keramet Şar e, sanki günlük tutmuş gibi kendi çocukluğundan e, başlıyor anlatmaya. 60'lardan itibaren işte çok yakına bir arkadaşı var Sadık. E, bu Sadık'la e, Keram'ın e, hikayesi başlıyor. Onların o rejim içerisindeki sadakat gösterileri, o küçük hani izci grupları, sosyalist tecrübeler, bir takım işte o diktatörlüklere has e, acayiplikler, e, o nasıl diyelim hani sportif gösterilerin aslında rejim sadakatine dönüşmesinden tutun da e, Bosna Savaşı'na kadar, Yugoslavya'nın parçalanma hikayesi Oraya kadar, kadar, geliyor. Tabii geliyor. Hatta bugüne geliyor. Yani romanın son bölümü e, Kerametin ailesini alıp Makedonya'ya, Bosna'ya ayrı ayrı ziyaretler. Yani artık parçalanmış Yugoslavya yıllar sonra geri dönmesi, orada eski arkadaşlarıyla buluşması. Ee, arada mesela Bosna Savaşı belgesel niteliğinde, Yugoslavya'nın parçalışını belgesel niteliğinde anlatılıyor isimler. Ben tabii o isimlere aşina olduğum için biraz da hani nasıl diyeyim ee, bir kitaptan bir ansiklopediden kontrol etmeksizin benim hafızamda canlı canlı olan isimleri ben birebir okuduğum için hani biraz da benim şansım tabii bu. Hani ilgi alanlarımdan dolayı o süreci belgesel niteliğinde anlatıyor Yugoslavya'nın parçaları. Erkan Balkan ülkelerine gittiğim zaman ne hissediyorum biliyor musun? Ne hissediyorsun? Balkan şehirlerine gittiğim zaman yarım kalmış bir hikaye var. Hı hı. Kimsenin de yeni bir hikayeye başlamaya mecali yok. Doğrudur. Yani o hikayeni bilmiyorum ama bir yarım kalmış bir durum var. Yani e, bilmiyorum, Balkanlar'la bu kadar tecrübem var, e, tarihsel ilişkilerim var. Estağfurullah. E, tuhaf bir his değil inşallah. Öyle, yani e, Keramet-i de anlattığı şuydu. Mesela işte savaş çıkınca bırakıp Türkiye'ye gitmek mi, yoksa burada kalmak mı? Çünkü ikisi de iki farklı hikaye. Bırakıp geldiğiniz yerde sizin ana vatanınız, bıraktığınız yerde tarihsel vatanınız. Yani... E, şöyle düşünmüyor insanlar işte Yugoslavya kötü bir rejim zaten komünizm var zaten parçalanmışlık var biz kaçalım demek de başka bir şey. Hani bu da bir meşru ama rejimden bağımsız bana rejim var bugün var yarın yok komünizm bugün var yarın yok İşte e, sıra, işte Milošević denen adam bugün var yarın yok ama en nihayetinde orası bir vatan yani e, terk de vatanınız terk etmeseniz de vatanınız Makedonya Türklerinin de tarihsel durumu çok farklı yani boşnaklardan Arnavutlardan da farklı bir tarihsel hikayeleri var yani boşnaklar Arnavutlar oranın yerlisi iken Türkler Anadolu'dan giden e, Türkler onların da Balkanlarla kurduğu ilişki daha farklı bir Bosnalı'nın e, Boşnak'ın Anadolu Türkiye'ye göç etmesiyle Makedonyalı Türk'ün Türkiye'ye göç etmesi de aynı hikaye yani, değil bir, Hepsi, bir, İkincisi geri dönüş Evet, aslında, evet bir değil. geri dönüş aslında bütün bu psikolojik e, detayları biz e, anlatıdan böyle satır aralarından çıkartabiliyoruz. O açıdan çok e, güzel, etkileyici bir kitaptı şardığı Ayaktaşları. Ayaktaş da hani bu arkadaşın Balkan ah, e, Balkancası bir e, Gostivar Türkçesidir. Ki bu arada Türkçelerin en güzellerinden biridir. Ben Gostivar Türkçesini çok severim. Onu da kitapta biz görüyoruz. Hani o Yugoslavya'nın sosyalist, Yugoslavya'nın kavramları, kurumları da dipnotlarda yer alıyor. Öğretici de bir tarafı var kitabın o anlamda. Tarihsel kurumları da hatırlatması itibariyle önemli. Ee, bu Yugoslavya'nın ötesinde hani Balkanların Yugoslavya'nın ötesinde daha özel bir şekilde daha spesifik bir şekilde Makedonya Türklüğü'nün de hikayesini merak edenler için e, güzel bir kitap. O açıdan bahsetmek istedim. Eyvallah. Ee... Evet. evet Aykut Bey, sizin bir bize bir haberim haberiniz var. var. Erkan'a bir sorum da vardı ama herhalde biraz zaman daha sorunumuz sonra var. <laughs> o bölgeyle ilgili <gülüyor> <gülüyor> sorularım vardı ama bu sonraki yani. önümüzdeki bölümlerde tamam, öyle mutlaka yapalım. bir Balkan gündemi olur Erkan'ın <laughs> evet. oraya sakla. E, haberimiz aslında resmi bir haber sayılmaz henüz çünkü bir e, dedikodudan hallice diyebiliriz. bir Görebildiğim kadarıyla bir resmi kaynak tarafından doğrulanmadı. Şu ama çok önemli. Yayıncılar açısından dolayısıyla bütün yayın dünyası okurundan yayıncısına, matbaacısına, bütün bu sektör için önemli bir haber şu. Sabit fiyat yasasının çıkacağı, bununla ilgili çalışmaların hızlandırıldığına dair bir e, haber dolaşıyor ortalıkta. Sabit fiyat yasası Türkiye Yayıncılar Birliği'nin de yıllardır olmasını talep ettiği bir şeydi. Ne diyebiliriz özetle? E, kitap yayın evinden etiketiyle çıktıktan sonra... Hı -hı. bütün mecralarda inter, dijitalden e, kitap evine bütün mecralarda aynı fiyatla satılmasını e, satılması şartı. Hı -hı. E, bunun ilk avantajı, avantajlı görünen kısmı kitap evlerine bir can suyu sayılabilir bu. Çünkü halihazırda hazırda e, kitap evleri internetteki o indirimleri indirimlerle yarışamıyorlar. Ve birer birer yıllardır kapanıyorlar bir avantajı bu fakat dezavantajları var mı doğrusu ben konu üzerine özellikle düşünmedim dezavantajları olduğunu söyleyenler de var ama yıllardır da yayıncıların yayıncılar birliğinin ve başka yayıncıların e, sabit fiyat yasasını istediğini de biliyorum e, benim haber haberim bu kadar bilmiyorum evet. yorumlarınız ne yani bu o, <laughs> uzun süredir benim de duyduğum hani hmm. e, konuşulan bir şey e, öyle bir hazırlık ya da çalışma var Galiba hı hı. E, fakat detayları konusunda, çerçevesi konusunda hı hı hı. net bir bilgi olmayınca kimse e, okur bu işten ne kazanacak, yayın evleri ne kazanacak. Okur e, o indirimini kaybedecek mi, mi? bir kere mesela? <laughs> Kitap evlerinin durumu gerçekten iyileşecek mi e, gibi sorularını flu e, cevapları var yani. Kimse net bir şey söyleyemiyor. Hı hı. E, fakat hani kitap evlerinin yaşatılması gerekiyor. Yani bunun en temel aksiyonu anladığım hı hı. kadarıyla kitap evlerinin e, ayakta kalabilmesi. E, fakat biraz daha beklemek gerekiyor. Detayları konusunda beklemek hı. gerekiyor. Ben bu vesileyle biraz hani belki bir kitabın oluşum sürecinden tutun da e, yayın evleri, okur ve bütün bu atmosferde kitabın olduğu bu dünyadaki aktörlerin birbirlerini tanıması için bir vesile de olabilir. Yani aslında tanımıyor. Yani e, okurlar da yayın evlerini hani sadece kitabın üzerindeki bir şey olarak görebiliyor ya da yayın evleri okurlarını ne kadar tanıyor? E, yazar, editör, çevirmen e, bu, bu epey bir e, aktörü olan bir e, dünya bu. E, bu konuda ben biraz gözlemlediğim kadarıyla tecrübelerim gereği kimsenin diğerini e, bu aktörler arasında o kadar da iyi tanımadığını düşünüyorum. Ee, belki hani bu tartışma bir tartışma bir toplumsal tartışma yaratırsa daha kapsamlı bir şeye de ulaşabiliriz. Yani bir tanışma da vesile olabilir. Hı -hı. Onun dışında ben hani e, yani nasıl sonuçlanacağı ile ilgili Hı -hı. bir fikrim yok. Hani, ben şunu söyleyebilirim yani hem bir okur olarak hem evet yayıncılıkta yaptım, perakendecilikte yaptım. Yani bireysel olarak şunu Hı -hı. bütün taraflarda bulunmuş biri olarak söyleyeyim. mevcut olanın sorunlu olduğunu teşhis edebiliriz. Yani orada bir sorun yok. Bu indirim meselesi Hı -hı. yani bir rekabet unsuru olmanın ötesine geçebiliyor. Yani e, yayıncıların veya da dijital mecraların birbiri üzerine de bir tahakküm unsuru haline de gelebiliyor. İşin içinde dağıtımcılar var. Yani sağlıklı olmadığı kesin bu yapının. E, bu sabit fiyat meselesinin e, ben şu, en azından şunu söyleyebilirim. Yani rekabeti biz başka yerlerde arayalım. Okur olarak da şunu öngörebiliyorum. En nihayetinde piyasada bir sabit fiyat geldiğinde de fiyatın kendisi zaten zamanla e, okurun e, arz talebine göre, okurun talebine göre zaten o fiyatlar da aşağı inecektir. Evet, yani doğru. o fiyatın orada kalmayacağını görebiliyoruz. Yani okur içi kitap almazsa, almazsa zaten yayın yani Şu anda fiyatlar, edirip, fiyatlar aslında e, indirime göre neredeyse ayarlanmış fiyatlar kitaplar, değil, değil mi? Zaten, o yani saat, zaten inecek evet. diye biraz e, maalesef o diyelim şekilde. öyle. Yani. Ama o kitap etiketi fiyatın... Etiket fiyatının içerisindeki dağılımın belki biraz daha adil, daha demokratik olabileceğini öngörebiliriz. Yani kanun nasıl yazılacak bilmiyoruz ama o kanun yazılırken asıl önemli olan orada yani belki hani orada hem okurlardan hem yayın evlerinden bir görüş alınsa bir, bir e, ortak bir zemin oluşturulsa e, iyi olur. E, okurun da kat, katılması gerekiyor bence bu sürece. Yani şu da o, var bir var ara sürecine e, o, o önemli o güzel biraz zor olsa da ilginç bir teklif seninki de güzel bir teklif şunu da unutmamamız gerek ama e, kitap evleri daha doğrusu tek şeyi tek amacı kitap satmak e, olmayan aynı zamanda bir muhit de olan kitap evleri e, uzun yıllardır hem Türkiye'de hem dünyada birer birer ve hızla kapanıyorlar evet. ve bu ee, bu bir çölleşmedir aslında, bir çölleşmeye doğru gidiştir. Bu hep bir tehlike olarak e, tepemizde. Bununla ilgili bir şey yapılabilir mi? E, belki e, yapılsa ne güzel olur daha doğrusu. Evet, o zaman hani bu yasa meselesi e, önümüzdeki günlerde tekrardan muhtemelen alevlenecektir. Burada detaylar ortaya çıkınca bunu tekrar konuşalım. Evet, biraz daha öğrendikten sonra tekrar döneriz. Güzel bir haber oldu. aktaracağız. <laughs> <Her> biraz <beş gülüyor> şey <laughs> öyle oldu yani. İlgiç oldu. O ama vaktimiz kalmadı. Ben çok kısaca biraz daha uzun anlatmak isterdim ama e, bu mesele takıldık. Derinden dergisi ilk sayısıyla Nazım Taşan'ın yönetiminde e, yayın hayatına başladı. İlk sayılar her zaman güzeldir. İlk sayıları saklarız. Var mı öyle bir Sizin de merakınız? Ben de var, var bazı dergiler. Hem gazeteler hem İlk sayısı saklarım. <laughs> evet. E, Umarım uzun soluklu olur ve daha birçok sayısı çıkar ve biz ilk sayısı bizdeydi deriz. bir öyküyle başlıyor dergi. Ali Öncü'nün Kıyı adlı öyküsüyle. Ee, Necla Nur Tunçer'le devam ediyor Van Gogh'un Ay Çiçekleri. Şiirler var. Kenan Mermer'in şiiri dikkatimi çekti. Ne Nazım Taşan'ın bir başka metni ile devam ediyor. Dergi biraz daha böyle kendinden kapaklı ve daha ulaşılabilir ya da daha samimi bir Hava vermiş. Epeydir kendinden kapaklı dergi görmüyordum. O açıdan da benim, benim hoşuma gitti. E, Fatih İbiş'in bir metni var. Yine bir değerlendirmesi. Yağız Yalçınkaya'nın divan Hikmet'te ölmeden önce ölme tasavvuru e, kavramını anlattığı ya da bu deneyimi anlattığı bir metin var. E, dergi hani göründüğünden daha fazlasını vaat ediyor içinde. Evet. Sonunda da Leyla Marankoz Doğramacı'nın tören atlı şiiri ilginçti, iyi bir şiirdi. Ee, uzun ömürler diliyorum ee, derinden dergisine ve hoş geldiniz diyorum evet. dergiler alemine. O çok zaman yaşasın işte. çok yaşasın. O zaman hafta yine buradayız, TRT 2 ekranlarında olacağız. Görüşmek üzere.